Kızının adı Selin, oğlunun adı Barış. Kızının adı Sevgi, oğlunun adı Barış. Kızımın adı Sevgi, oğlumun 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 adı Barış. Kızımın adı Sevgi. Değerli Tokatlılar, hepiniz hoş geldiniz. Az sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aramızda olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya hazır mıyız? Olmadı Tokat. Hazır mıyız? Yo yo, daha fazla. Hazır mıyız? O zaman alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Gelin, oynayın, gitsinler diyoruz. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. Gelin, oynayın, gitsinler diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye geliyor. Gelin, oynayın diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye için iktidara yürüyoruz. Milletçe, CHP. Değerli Tokatlılar, az sonra canlı yayına geçeceğiz. Bu yüzden sizden bir takım isteklerimiz var. Ortada bulunan kameraların denk geldiği şekilde bulunan pankartları indirmenizi ya da sağa ve sola almanızı rica ediyoruz. Yaklaşık 5 dakika içinde canlı yayına gireceğiz ve genel başkanımız da burada olacak. Anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz. Haziran'ın bir akşamı uyanacak bir Türkiye. Şarkılarla, türkülerle yaşanacak bir Türkiye. Hakkımızdır demokrasi, Kılıçdaroğlu halkın sesi. Rengarenk bir kilim gibi dokunacak bir Türkiye. Hakkımızdır demokrasi, Kılıçdaroğlu halkın sesi. Rengarenk bir kilim gibi dokunacak bir Türkiye. Uyanacak bir Türkiye, yükselecek bir Türkiye. Omuz omuza hep birlikte yaşanacak bir Türkiye. Haziran'ın bir akşamı uyanacak bir Türkiye. Şarkılarla, türkülerle yaşanacak bir Türkiye. Harcı, sevgi, gücü, birlik, CHP'de umut, gençlik bitecek. Bu dertsizlik yükselecek bir Türkiye. Harcı, sevgi, gücü, birlik, CHP'de gençlik bitecek. Bu dertsizlik yükselecek bir Türkiye. Uyanacak bir Türkiye, yükselecek bir Türkiye. Omuz omuza hep birlikte yaşanacak bir Türkiye. Uyanacak bir Türkiye, yükselecek bir Türkiye. Omuz omuza hep birlikte yaşanacak bir Türkiye. Alkışlıyoruz. Gelin, oynayın, gitsinler diyoruz.
Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Geliyoruz, geleceğiz, yakındır. Kim nerede ne işliyor hepsini biliyoruz, bileceğiz, yakındır. Görüşmüşler memleketin mallarını, bekliyoruz hele gelsin yarını. Elimizin nasırdan balyozlarını başlarına vuracağız, yakındır. Bir ıslıkta sen çal. Evet, duyalım ıslıkları. Bir ıslıkta sen. Daha, daha. Bir ıslıkta sen çal. Bir ıslıkta sen. Bir ıslıkta sen çal. Bir ıslıkta sen. Bir ıslıkta sen çal. Bir ıslıkta sen. Satmaya vermişler hızı, hele şu ağalı başlıca sızı. Zorlanıp alınan haklarımızı fitil fitil alacağız, yakındır. Açıkta dürüst çok yaşıyorlar, bu neden? Evet değerli tokatlılar, şu anda canlı yayına girmek üzereyiz. Ortadaki bayrakları lütfen indirelim ya da sağa sola alalım. Sahnenin tam ortasına denk gelen bayrakları sağa sola alalım. Çok teşekkürler. Bir ıslıkta sen. Bir ıslıkta sen çal. Bir ıslıkta sen. Bir ıslıkta sen çal. Bir ıslıkta sen. Bir ıslıkta sen çal. Bir ıslıkta sen. Tokat Şahinler İnşaat. Yeni oluşan şehir merkezinde rahat ve huzurlu bir yaşam sizleri bekliyor. Sitemiz Devlet Hastanesi'ne 400 metre mesafede olup otogar yakınındadır. Sitemiz 2 blok, 3+1 165 metrekare, 3+1 185 metrekare dubleks lüks daire seçenekleri. 650 metrekare açık, 2800 metrekare çift katlı otopark. Tokat Şahinler İnşaat bir yaşam tarzıdır. İrtibat telefonları 0549 693 çift 060, 0356 214 8366. Adres Yeni Mahalle Gültekin Topçam Caddesi, Otogar Yanı, Tokat. Otantik, konfor, şıklık ve ferahlığın adresi Çelik Ocakbaşı, nezih bir ortamda damak tadınıza uygun lezzetler sunuyor.
Çelik Ocakbaşı ailenizle ve dostlarınızla gidebileceğiniz nezih bir mekan. Çelik Ocakbaşı'nda tüm ızgara çeşitleri, ev yemekleri eşsiz lezzetiyle ve güler yüzlü personeliyle sizleri bekliyor. Güzel tokat böyle. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanacak bir Türkiye tokat mitingine hoş geldiniz sevgili tokatlılar. Genç arkadaşlarımızı, işçi arkadaşlarımızı, atanamayan öğretmenleri görüyorum bu alanda. Sevgili tokatlılar, 7 Haziran'da 90 yıllık reklam filmi sona erdi diyenlere bu meydandan bir tokat atacak mısınız? Atacak mısınız? Atacak mısınız? O zaman şimdi şu pankartlarımızı, bayraklarımızı bir aşağı indirelim. Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndan indirelim arkadaşlar. Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndan şu Türkiye'mize, güzel Türkiye'mize Tokat'ın temiz ellerini bir gösterir misiniz? Gösterin ellerinizi. Şimdi o ellerinizi bir birbirine vurur musunuz? Şu malum zihniyeti bir alkışlar mısınız? Alkışlayın. Avuçlarınız patlarcasına alkışlayın. Gelin oynayın, gitsinler diyoruz. Teşekkürler sevgili tokatlılar. Bana izin verirseniz ben sizleri fazla güneşte bekletmeden hemen aramızda bulunan belediye başkanlarımızı, parti yöneticilerimizi, milletvekillerimizi takdim edeceğim. Ve sizlere hemen ardından yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakacağım. Niksar'ın Yazıcık Belediye Başkanı Tuncer Uzunoğlu aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Yaşanacak bir Türkiye için. Almuz Gürümlü Belediye Başkanımız Erdoğan Çoban aramızda. Hoş geldiniz diyorum. 22. dönem milletvekilimiz Teramuz Şahin aramızda, hoş geldiniz diyorum. 22. dönem milletvekilimiz Orhan Diren aramızda, hoş geldiniz diyorum. Sizlerle bizleri buluşturan, bu güzel kalabalıkla buluşturan il başkanımız Dursun Aytaç aramızda, hoş geldiniz diyorum. Alkışlıyoruz, milletçe alkışlıyoruz. 22. dönem milletvekilimiz Kazım Özel aramızda, hoş geldiniz diyorum. Sevgili tokatlılar, sizin hemşehriniz o, bu toprakların kızı biliyorsunuz. 49. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'nin bakanlığını yapmış Güler İleri aramızda, hoş geldiniz diyorum. Tokatımızın milletvekili Orhan Düzgün aramızda, hoş geldiniz diyorum. Alkışlıyoruz,
milletçe alkışlıyoruz. Sevgili Tokatlılar, aramızda yine bu toprakların kızı, o sizin öz evladınız, ablanız, Genel Başkan Yardımcımız Seyhan Erdoğan aramızda, hoş geldiniz diyorum. Milletçe alkışlıyoruz. Şimdi milletvekili adaylarımızdan, Genel Başkan Yardımcılarımızdan müsaade isteyeceğiz. Burayı boşaltacağız. Daha sonra ben sizleri tekrar buraya davet edeceğim. Sevgili Tokatlılar. Özgürlük, kardeşlik ve demokrasi için geleceği birlikte kurmaya hazır mısınız? Yaşanacak bir Türkiye istiyor musunuz? Güçlü bir Türkiye istiyor musunuz? Güçlü bir demokrasi istiyor musunuz? Peki güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı istiyor musunuz? İstiyor musunuz? Acıda, kahırda çekmiş geliyor. Güneşten boşanmış, kopmuş geliyor. Yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu selamlıyor sizleri. Teşekkürler başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sizlere. Gelin oynayın gitsinler diyoruz. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Teşekkürler sevgili Tokatlılar. Gitsinler diyoruz. Sevgili Tokatlılar, şu malum zihniyeti bir alkışlar mısınız? Alkışlar mısınız? Daha. Yüreğinize, nefesinize, ellerinize sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız sevgili Tokatlılar. 8 Haziran'da emeklilerimiz, esnafımız, işçilerimiz kazanacak diyor. 8 Haziran'da öğretmenler kazanacak diyor. 8 Haziran'da Tokat kazanacak. 8 Haziran'da Türkiye kazanacak diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yaşanacak bir Türkiye geliyor. Gelin oy verin diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye için iktidara yürüyoruz. Milletçe CHP. ...7 Haziran'a hazır mısınız? Hazır mısınız? Hep beraber... ...7 Haziran'da... ...yaşanacak bir Türkiye'nin... ...temellerini atacağız. Size... ...sözüm söz... ...bu ülkeye... ...birinci sınıf demokrasiyi... ...getireceğim. Hiç kimsenin... İnancını siyasete malzeme etmeyeceğim, ettirmeyeceğim. Hiç kimsenin kimliğini siyasete malzeme etmeyeceğim, ettirmeyeceğim. Hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete malzeme etmeyeceğim, ettirmeyeceğim. Tek hedefim var. Bu güzel ülkede 77 milyon yurttaşım barış içinde yaşasın. Huzur içinde yaşasın. Herkesin işi, herkesin aşı olsun. Herkes huzur içinde evine gitsin. Her evde huzur olsun. Her evde tencere kaynasın. Tokat'ta işsizlik var mı? Var mı? Ankara'dakiler duyuyor mu? Ankara'dakiler duymaz. Çünkü onların çocukları KPSS sınavına bile girmeden devlette memur oluyor zaten.
Tokat en fazla göç veren Türkiye'deki ikinci. İşsizlik nedeniyle herkes baba toprağını terk ediyor, büyük kentlerin varoşlarına gidiyor. Acaba bir iş bulabilir miyim, çalışabilir miyim, hayata tutunabilir miyim diye. Bunun mücadelesini biz veriyoruz. Ama iktidar partisi hiç işsizlik konusunu işliyor mu? Bu memlekette işsizlik vardır, bununla şöyle mücadele edeceğiz diye bir proje ortaya koydular mı? Biz de diyoruz, işsizlik bu ülkenin en temel sorunudur. İşsizlik bütün kötülüklerin arasıdır. İşsizliği yeneceğiz, herkesin işi, herkesin aşı olacak diyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ayrım yapmadan, bu bizdendir, bu bizden değildir diye ayrım yapmadan, bu ülkede bir çocuk işsizse önce o çocuk işe girecek. Bu ülkede bir çocuk yoksulsa önce o çocuğun ailenin yoksulluğu giderilecek. Temel hedefimiz bu. Amacımız bu. İşsizlikle mücadele edeceğiz. Size ilginç bir kanun tasarısından söz edeyim. İlginç bir kanun tasarısı. Yabancıların istihdamı hakkında kanun tasarısı. Altında başbakan ve bütün bakanların imzası var. Türkiye'de 6 milyon 200 bin işsizimiz var. 6 milyon 200 bin. 6 milyon 200 bin işsize iş bulmuyorsun. Yabancılara iş bulmak için kanun tasarısını parlamentoya getiriyorsun. Hiçbir Tokatlı'nın bunu unutmamasını istiyorum. Hiçbir Tokatlı'nın. Senin çocuğun işsiz, onun derdi yurt dışından ben işsizleri nasıl getireceğim, Türkiye'de onlara nasıl iş vereceğim diye. O nedenle işsizlik sorunu en temel sorunumuzdur. Eğer işsizlik sorununu çözemezseniz refahı tabana yayamazsınız. İşsizlik sorununu çözemezsiniz, bu ülkede huzuru getiremezsiniz. İşsizlik sorununu çözemezsiniz, bu ülkenin gençlerine umut veremezsiniz. Sözüm söz, mücadelede birinci alanımız işsizlik de olacaktır. Şu pankartı indirin gençlik kolları. Gençlik kolları pankartı indirin. Ben vatandaşlarla doğrudan işteyiz, en azından göz teması kurmuş olayım. Gençlerimizi seviyorum. Gençlerimize inanıyorum. Gençlerimize güveniyorum. Her zaman, her ortamda gençlerin her taleplerine mutlaka kulak kabartıyorum. Ne istiyorlar diye. Gençler, sizin sorunlarınızı çözmek zaten bizim görevimiz. Biz bunu yapacağız. İşsizlik temel bir sorundu. Bakın 350 bin öğretmen adayı atama bekliyor. Atama bekleyen 350 bin öğretmen var. Bunun yanında 200 bin dersliğe ihtiyaç var. 200 bin derslik. Biz ne yapacağız? Öğrenciyle öğretmeni buluşturacağız. Atanamayan öğretmen kavramı CHP iktidarında kesinlikle olmayacaktır. Her öğretmen çocuğunun ve okulunun başında olacaktır. Tokat'ta tekel fabrikası vardı. Ne oldu? Tamamen kapatıldı. Şimdi şeker fabrikalarını özelleştirmek istiyorlar. Sözüm söz, CHP iktidarında hiçbir şeker fabrikası özelleştirilmeyecektir. Şekerde çalışan işçi kardeşlerim, ben bu sözü Tokat'a geldiğim için söylemiyorum. CHP grubunda seçimlerden çok önce ifade ettim. Şeker çalışanlarının önünde
sendika yetkililerinin önünde ifade ettim. Şeker bizim için çok önemlidir. Şeker pancarı çok önemlidir. Köylü için, sanayici için, çalışanlar için çok önemlidir. Bursa'daki Kargil için şeker endüstrimizi mahvettik. Biz kendi köylümüze, kendi işçimize, kendi mühendisimize güveniyoruz. Kendi ürünümüzü kendimiz üreteceğiz. Yurt dışından, bakın unutmayın, yurt dışından mısır getiriyorlar. Kargil'de mısırı, mısırdan şeker elde ediyorlar. E peki bizim köylümüz de üretecek. Sen pancar üretme, sana kota uyguladık diyorlar. Kendi mısırımızı bile doğru dürüst ekemiyoruz. O nedenle çiftçi kardeşim benim sözlerime biraz kulak kabarsın. Burası aynı zamanda bir tarım kentidir Tokat. Çiftçi mağdur durumda. Çiftçi perişan durumda. Son 13 yılda 2 Trakya büyüklüğünde alan artık çiftçi tarafından ekilmiyor. Biz dedik ki çiftçi de üretecek. Çiftçi de kazanacak. Alın terinin karşılığını alacak. Girdileri ucuzlatacağız. Bunun başında da mazot geliyor. Mazotu çiftçiye 1,5 liradan vereceğiz. Koro halinde bağırıyorlar. Koro halinde bağırıyorlar. Vay efendim, çiftçiye mazotu nasıl 1,5 liradan verirsin? Zaten petrol dışarıdan geliyor. Bakın değerli Tokatlar, petrolün yurt dışından geldiğini biliyorum. Rafineride işlendiğini biliyorum. Rafinerinin onun üzerine kar koyduğunu biliyorum. Oradan benzin istasyonlarına gittiğini biliyorum. Maliyeti kar dahil nedir biliyor musunuz? Litre mazot 1 lira 21 kuruş. 1 lira 21 kuruş. Biz çiftçiye kaçtan veriyoruz? 1,5 lira. Zarar eden var mı? Yok. Ben söyleyeyim, zarar eden var. Bir grup var. Kimler? Hortumcular. Hortumcular zarar ediyor. Biz devletin hazinesini düşünüyoruz. Ben çiftçiye mazot 1,5 lira verilmez, verilemez diyenlere miting meydanlarında seslendim. Burada da sesleniyorum. Siz yatlara, kendi çocuklarınızın gemilerine mazotu 1 lira 21 kuruşun altında satarken kimse mağdur olmuyor da çiftçiye 1,5 liradan verince mi çiftçi mağdur oluyor? Çiftçinin hakkını savunmak bizim görevimiz. İki, unutmayın. Benim umudum da sizsiniz. Hiç endişeniz olmasın. İki, bunlar yakutta, pırlantada, incide vergiyi sıfırladılar. Arkadaş, sen yakutta, pırlantada, incide vergiyi sıfırlıyorsun. E ben de çiftçinin mazotunda vergiyi sıfırlıyorum. Senin dünya görüşün öyle, benim dünya görüşüm böyle. Sen emekten yana değilsin, ben emekten yanayım. Sen alın terine karşısın, ben alın terinden yanayım. Bir örnek daha vereceğim. Çiftçi kardeşlerim, Tokatlılar unutmasınlar. Bir örnek. Hollanda, Konya'dan küçük bir devlet. Hollanda. Toprak olarak Konya'dan küçük. Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı, gıda dahil, 120 milyar dolar. 120 milyar dolar Konya'dan küçük bir devlet tarım ürünü ihraç ediyor. Türkiye yıllık tarım ürünü ihracatı 12 milyar dolar. Neyimiz eksik? Neyimiz eksik? Konya'dan küçük bir devlet 120 milyar dolar tarım ürünü ihraç ederken devasa bir ülke, toprağımız var, insanımız var, güneşimiz var, suyumuz var, çalışan insanlarımız var. Neyimiz eksik? Neden biz
Daha fazla ürün ihraç etmiyoruz. Neden daha fazla üretmiyoruz? Tek nedeni var. Bu ülkede temiz, ahlaklı siyaset yok. Çiftçi kazanırsa kim kazanacak? Çiftçi kazanırsa esnaf kazanacak. Çiftçi kazanırsa göç olmayacak. Çiftçi kazanırsa işsizlik olmayacak. Çiftçi kazanırsa Türkiye kazanacak. Çiftçi kazanırsa kuyumcu kazanacak. Çiftçi kazanırsa kahveci kazanacak. Çiftçi kazanırsa herkes kazanacak. Kim kaybedecek? Hortumcular. Bu kadar basit. Dedik ki refahı tabana yayacağız. Güzel bir Türkiye için. Herkesin huzur içinde yaşaması için. Refahı tabana nasıl yayacağız? Dedik ki bunun bir yolu var. Aylık 1000 liranın altında gelir elde eden, maaşı olan, aylığı olan 8 milyon emeklimiz var. 1000 liranın altında bakın. 8 milyon emeklimiz var. Dedik ki Ramazan bayramında, Kurban bayramında emeklilere birer maaş ikramiye vereceğiz. Söz, sözüm söz. Ne sözü? Kılıçdaroğlu sözü. Verecek miyiz? Elbette vereceğiz. Yine koro halinde bağırdılar. Vay efendim, kaynağı nereden bulacaksın? Nasıl vereceksin? Bütün emekli kardeşlerime sesleniyorum. Sana iki aylık ikramiye verirken kaynağı nereden bulacaksın? Bunun kaynağı nerede diye soranlara siz de diyeceksiniz ki yeter ya, bir maaş ikramiyeme bile itiraz ediyorsun. Ben de sana oy vermeyeceğim diyeceksin. Sanki emekliye dünyanın parasını veriyoruz. Ya altı üstü zaten bir emekli aylığı. Onunla da zaten zor geçiniyor. Bırakın da bari emekli Ramazan bayramında, Kurban bayramında rahat etsin. Torunlarıyla bir araya gelsin. Çoluk çocuğuyla bir araya gelsin. Harçlık versin. Kurbanlık etsin. Vay efendim, parayı nereden vereceksin? O parayı bulacağım, emekliye vereceğim. Bütün hortumları sözüm söz keseceğim. Emekliye iki aylık ikramiye veriyoruz. Onlar sanıyorlar ki emekliler bu paraları alıp doğru koşacaklar, İsviçre'de hesap açacaklar. Yok öyle bir şey. Emekli parayı alınca bakkala gidecek, manava gidecek, terziye gidecek, kuru yemişçiye gidecek. Sonuçta alışveriş yapacak. Kim kazanacak? Esnaf kazanacak. Kim kazanacak? Toptancı kazanacak. Kim kazanacak? Sanayici kazanacak. Kim kaybedecek? Hortumcular kaybedecek. Asgari ücret. Asgari ücret. Dedik ki asgari ücret 1500 lira olacak. Yine koro halinde. Vay efendim, nasıl asgari ücret 1500 lira olur? Maliye Bakanı da diyor ki işçiye asgari ücret vermek işçiye zulümdür. Ben de ona şunu söyledim. Sen ayda 14 bin lira alırken zulüm değil de işçiye 1500 lira verdiğimiz zaman mı zulüm oluyor bu? Bir asgari ücret hesabı yapayım size. Sevgili tokatlılar. Bir asgari ücret hesabı. 5 kişilik bir aile düşünün. 5 kişilik. Anne, baba ve 3 çocuk. Günde bir öğünde günde bir çay içsinler.
bir de simit yesinler. Bir öğün 10 lira ediyor. 5 kişi için. Bir çay bir simit. 3 öğün 30 lira ediyor. 30 gün bir ay 900 lira ediyor. Asgari ücret kaç liraydı? 949 lira. Şimdi düşünün. 949 liranın 900 lirasıyla 5 kişilik bir aile ancak simit ve çay. Bir çay bir simitle geçiniyor. Geriye kaç lira kalıyor? 49 lira. Şimdi ben Ankara'da koltuklarında oturan o insanlara soruyorum. Arkadaşlar, sizde vicdan var mı? 49 lirayla bu asgari ücretli ev kirası mı ödesin? Çocuğun masrafını mı ödesin? Okul masrafını mı ödesin? Elektrik parası mı ödesin? Su parası mı ödesin? Geriye kalıyor 49 lira. Sanki biz ona dünyanın parasını veriyormuşuz gibi. Ya altı üstü vereceğimiz ayda 1500 lira. Ona bile göz dikiyorlar. O para verilmez diyorlar. O parayı vereceğim, asgari ücretli de nefes alacak bu ülkede. ...800 bin... taşeron işçimiz var. 800 bin... devlette çalışıyor bunlar. Hiçbirisinin iş güvencesi yok. Sendikası yok. Toplu sözleşmesi yok. Hakkı yok. Sadece taşeron ne derse onu yapar. 12 saat çalış, 12 saat çalışır. Öğleden sonra işine son verdim, çıkar gider. Biz de dedik, devlete yakışmaz, taşeron işçisi olmaz. 800 bin taşeron işçisini kadroya alacağız. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Siyasi görüşünü sormayacağız. İnancını sormayacağız. Kimliğini sormayacağız. 800 bin kişi çalışıyor. 800 binine de kadro vereceğiz dedik. Hemen yine koro halinde. Efendim bu devlete yük olur. Devlete yükü sıfır. Hiçbir yük yok. Zaten parayı veren devlet kime veriyor? Taşeron'a veriyor. Taşeron kime veriyor? İşçiye veriyor. Biz de yapıyoruz. Aradan köle tüccarını kaldırıyoruz. Taşeron'u kaldırıyoruz. Devlet doğrudan doğruya parayı işçiye verecek. Bu kadar basit. Her projemizin mantıklı bir yönü var. Her projemiz toplumun sorunlarına değiniyor. Bakın, esnaf kardeşimin içinde bulunduğu durumla ilgili bir örnek vereceğim size. Diyelim ki herhangi bir esnaf, herhangi birisi esnaf kardeşim oldu ya, 2 ay sigorta primini yatıramadı. 2 ay. Hastalandığında devlet hastanesine gidecek, bakacaklar sigorta prim borcu var. Seni tedavi etmiyoruz diyorlar. Tedavi etmiyoruz diyorlar. Hadi diyelim ki onun borcu vardı, tedavi etmedin. Eşi hastalandı, eşine de bakmayız diyorlar. Bakmakla mükellef olduğu yaşlı anne babası var, onlara da bakmayız diyorlar. Biz ne diyoruz? Hiçbir ayrım yapmayacağız. Borcu olup olmadığına bakmayacağız. Hastaneye gelen herkesi tedavi edeceğiz. Tokat, belde belediyelerinin en fazla kapatıldığı 2. yıl. En fazla 2. yıl. CHP iktidarında bütün beldelerde referandum yapacağız. Beldenin açılmasını istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorlarsa o beldeleri tamamen açacağız. Kendi belediye başkanlarını kendileri seçecekler. Demokrasi mi diyorsunuz? Demokrasi bu. Herkes kendi belediyesini açsın, açıyorsa. Hayır, biz belediye istemiyoruz diyorlarsa referandum sonucu, mesele yok. Köy tüzel kişiliklerinin hakları alındı. Araçları alındı. Şimdi köyde oturanlar su parası ödeyecekler.
pahalı su parası ödeyecekler. Bize şikayet ediyorlar. Nasıl oldu bu? Biz defalarca uyardık. Bakın bu kanun çıkarsa başınıza bunlar gelir dedik. Fatura gelmeden inanmadılar. Şimdi fatura geldi, şikayet ediyorlar. Sizin şikayetlerinizi kim dinliyor? Yine biz dinliyoruz. Kim çözecek? Yine biz çözeceğiz. Sizden 4 yıl için yetki istiyorum. 4 yıl için yetki. 4 yıl. İktidara 13 yıllık bu millet kredi açtı. 13 yıl. Gel tek başına ülkeyi yönet diye. 13 yıl kredi açtım. 13 yılın sonunda. 13 yılın sonunda. Hangi sorununuz çözüldü? 6 milyon 200 bin işsizimiz var. 6 milyon 200 bin. 17 milyon yoksulumuz var. 17 milyon. 3 milyon 750 bin hanede oturuyorlar. 17 milyon yoksul yarattılar. Sözüm söz. 4. yılın sonunda bu ülkede hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak. Her ailenin sigortası olacak. Her ailenin güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek bu güzel ülkede. Aile sigortasını getireceğiz. Aile sigortasında parayı evde kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın gidecek parasını emekli gibi, memur gibi, işçi gibi çekecek. Çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Onun da gidip herhangi bir marketten alışveriş yapma hakkı var. Neden yapıyoruz aile sigortasını, neden getiriyoruz? Hiç kimsenin yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz. Benim inancımda, benim ahlakımda, benim siyaset anlayışımda temel bir kural vardır. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bunu yapacağız. Üç milyon 750 bin hanede 17 milyon yoksulumuz var. Bunu tarihe gömeceğiz. Yok edeceğiz tamamen bunu. Göreceksiniz. O nedenle sizden 13 yıllık değil, 4 yıllık kredi istiyorum. 4 yıl. 4 yıl için yetki istiyorum sizden. Dördüncü yılın sonunda dördüncü yılın sonunda huzurlu bir Türkiye göreceksiniz. İş dünyasında barışık bir Türkiye göreceksiniz. Ben kendi ülkemde çatık kaşlı insanların sokaklarda gezmesini istemiyorum. Gezen bütün insanlarımın, bütün vatandaşlarımın güler yüzlü olmasını istiyorum. Herkes birbirine selam vermeli. Herkes birbirine merhaba demeli. Herkes birbirinin derdiyle ilgilenmeli. Refahı tabana yaydığımız zaman güzel bir Türkiye olacak. Huzurlu bir Türkiye olacak. Her evde barış olacak. Her evde tencere kaynayacak. Ben bunları yapmaya söz verdim. Ben bunları yapacağım. Bana yetki verin. Göreceksiniz. Göreceksiniz bunlar nasıl yapılıyor. Benim çocuklarımın yatak odalarında boy boy kasalar olmayacak. Benim bakanlarımın evlerinde ayakkabı kutuları olmayacak. Ben sadece ve sadece sizin için çalışacağım. Sizin için çaba harcayacağım. Ve sizden bir söz istiyorum. Beni lütfen dikkatle dinleyin. Bütün yurttaşlarımdan bir söz istiyorum. Geçen seçimlerde CHP'ye oy vermemiş bir vatandaşı 7 Haziran günü beraber alın sandığa gidin. Beraber omuz omuza gülerek
kardeşçe barış içinde sandığa gidin. Ve şunu söyleyin. 13 yıl kredi açtık. 13 yıl ülkeyi yönettiler. 13. yılın sonunda Türkiye'nin geldiği nokta bu. 6 milyon 200 bin işsizimiz var. 17 milyon yoksulumuz var. Yanlış dış politikayla 2 milyon Suriyelimiz var. Suriyelilere ödediğimiz 5,5 milyar dolar kaynağımız var. Bu parayı da onlara ödedik. Gelin yeni bir başlangıç yapalım. Yaşanacak bir Türkiye'yi yeniden inşa edelim. Herkesin kazandığı bir Türkiye'yi yeniden inşa edelim. ...21. yüzyılın Türkiye'sine... ...bilgi çağının Türkiye'sine... ...17 milyon yoksul yakışmıyor. Çocukların yatağa aç girdiği bir Türkiye... ...bizim içimize sinmiyor. Neden daha güzel olmayalım? Neden daha fazla üretmeyelim? Neden daha fazla kazanmayalım? Neden kazandığımızı hakça bölüşmeyelim? Bakın yıllarca önce... ...rahmetli Ecevit söylemişti. Ne demişti? Ne ezen ne ezilen... ...insanca... Hakça bir düzen. Bunu istiyorum. Sözümü daha bitirmedim. 7 Haziran'da sandığa gideceğiz. Yanımızda daha önce CHP'ye oy vermemiş bir yurttaşla beraber gideceğiz. Ve ona diyeceğiz ki gel hep beraber yeni bir başlangıç yapalım. Güzel bir başlangıç yapalım. Çocuklarımız için. Ülkemiz için, torunlarımız için, bayrağımız için güzel bir başlangıç yapalım. Onurlu bir Türkiye için yeni bir başlangıç yapalım. Zengin bir Türkiye için yeni bir başlangıç yapalım. Esnafın kazandığı, çiftçinin kazandığı, sanayicinin kazandığı, herkesin iş bulduğu, akşam evlerde huzurun olduğu yeni bir Türkiye için, yaşanacak bir Türkiye için yeni bir başlangıç yapalım. Diyecek ki, nasıl yapacağız bu başlangıcı? Çok basit. Sandığa gideceğiz. Altı okun altına. Yazıyor ya gelin oy verin. Buraya evet mührünü basacağız. Hep beraber basacağız. Bugüne kadar hiçbir vatandaşıma neden şu partiye veya bu partiye oy verdin diye bir soru sormadım. Ama şimdi Türkiye'nin geldiği duruma bakın. Tablonun değişmesi lazım. Güzel bir Türkiye'nin inşa edilmesi lazım. Haksızlıkların giderilmesi lazım. Devlet yönetiminde liyakatin olması lazım. Bunları yapabilirsek yaşanacak bir Türkiye'yi beraber inşa ederiz. Güzel bir Türkiye'yi beraber inşa ederiz. Bu çerçevede sizden bir söz istiyorum. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz verdiniz. Ben de size bir söz veriyorum. Gün 6 saat 6 saat. 12 saat 12 saat. 24 saat 24 saat. 36 saat 36 saat. Sizin için çalışacağım. Sizin için alın teri dökeceğim. Sizin için emeğim olacak. Emeğim hepinize helal olsun diyeceğim. Halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek gibi kutsal bir görev olduğunu biliyorum. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayabiliriz. Bu ülkede hepimiz kardeşçe yaşayabiliriz. Bu ülkede hepimiz onurumuzla yaşayabiliriz. Bu ülkede yoksulluğu tarihe gömebiliriz. Bu ülkede çiftçi özgürce tarlasını sürebilir. Bu ülkede özgürce çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alabilir. Alın terinin karşılığını alabilir. Bunu kim yapar? Bir tek parti yapar. O partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Neden biz yapabiliriz? Neden biz yapabiliriz? Çünkü biz bu ülkeye demokrasiyi getiren bir partiyiz.
Çünkü biz cumhuriyeti kuran bir partiyiz. Çünkü biz sosyal demokrasiyi getiren partiyiz. Çünkü biz kul hakkı yememeyi namuslu görev kabul eden bir partiyiz. Çünkü biz hiç kimsenin inancıyla, hiç kimsenin kimliğiyle uğraşan bir parti değiliz. Bizim için insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Yine geliyorum. Sizden bir söz aldım. 7 Haziran'da sandığa gideceğiz. Geçen seçimlerde, 2011 seçimlerinde CHP oy vermemiş bir yurttaşla beraber gideceğiz. Ve diyeceğiz ki gelin hep beraber yaşanacak bir Türkiye için yeni bir başlangıç yapalım. Çocuklarımız için, ülkemiz için, torunlarımız için, bayrağımız için yeni bir başlangıç yapalım. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Ben de size söz verdim. Sizin için çalışacağım. Alın teri dökeceğim. Alın terim size helal olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Genel başkanımız, efendim izin verirseniz 25. dönemde Tokat'ımızı temsil edecek milletvekili adaylarımızı anons etmek istiyorum. Birinci sırada Orhan Düzgün. İkinci sırada Gülperi Coşar. Üçüncü sırada Mine Baş. Dördüncü sırada Sinan Yavuz Yavaş. Beşinci sırada Tahir Yıldırım. İl başkanımızı da bekliyoruz. İl başkanımızı da bekliyoruz sevgili Tokatlılar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 25. dönemde Tokat'ı temsil edecek. Bu dürüst, ilkeli milletvekili adaylarıyla birlikte sizleri selamlıyor. Sevgili Tokatlılar, bu dürüst milletvekillerini 7 Haziran'da Ankara'ya gönderecek misiniz? Gönderecek misiniz? Gönderecek misiniz? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sizleri selamlıyor. Teşekkür ediyor sizlere. Yaşanacak bir Türkiye için iktidara yürüyoruz milletçe. CHP. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Gelin oynayın gitsinler diyoruz. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Sayın Genel Başkanım, bugün aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Kınık Belediye Başkanımız Hacı Yusuf Geçene'yi davet ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Belediye Başkanımıza rozetini takacak. Aynı zamanda Belediye Meclis üyelerimizi anons ediyorum. Muharrem Koşar. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Gelin oynayın, gitsinler diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye geliyor. Gelin oynayın diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye için. Halil Arslan. Milletçe CHP. Halil Bey'i rozetini takılmak üzere buraya bekliyoruz. Ya aşkın kaya! Gece alkışlıyoruz. Gelin oynayın gitsinler diyoruz. Alkışlıyoruz. Genel Başkanımız Aşkın Kaya'ya da rozetini takacak. Sayın Genel Başkanım Duran Şahin Belediye Meclis Üyemiz, o şu an rahatsız olduğu için aramızda değil. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Belediye Başkanım evinize,
Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz diyoruz. Sevgili Tokatlılar, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, güzel Tokat'ın selamını yarın Manisa'ya götürüyorum diyor. Milletçe alkışlıyoruz. Hoşça kalın diyor sizlere. Tokat'ın misafirperverliğine çok teşekkür ediyorum diyor. Yaşanacak bir Türkiye geliyor. Güle 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 sevgili Kılıçdaroğlu. Tokat yolun açık olsun diyor. Tokat seni bağrına basıyor. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Gelin oynayın gitsinler diyoruz. Alkışlıyoruz. Milletçe alkışlıyoruz. Gelin oynayın gitsinler diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye geliyor. Gelin oynayın diyoruz. Yaşanacak bir Türkiye için iktidara yürüyoruz. Milletçe alkışlıyoruz.